Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel patiğin yapımını anlatacağım. Patiğe geçmeden önce tekrar söylemek istiyorum. Ören Hanım Oya Modelleri adında yeni bir kanal açtım. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorum kısmına linkini bırakacağım. Abone olursanız, zil simgesini de açarsanız, bildirimleri açarsanız sevinirim. Oradan da güzel modeller, tığ oyası, iğne oyası, havlu ucu, dantel örnekleri paylaşacağım inşallah. Modelimiz de bu. Takipçimin ısrarı üzerine yaptım, beğenirsiniz inşallah. Eminim beğenirsiniz. Çok da güzel. Böyle çiçekleri de farklı bir hava katmış gördüğünüz gibi. Yapım da gayet kolay arkadaşlar. Tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Kaç numara ayağı yaptın diye sorarsanız takipçim 36-37 numara ayak için istedi. Özellikle 36-37 numara ayak için 44 trabzan olasıya kadar artırdım. 11 sıra düz devam ettim. 11 sıra ördükten sonra bu kısma geçtim. Ama daha büyük yaparsanız, yapmak isterseniz mesela 37-38 numara ayak içinde 2 trabzan fazla artırırsanız, 2 trabzan 44 değil de 46 trabzan örerseniz iyi olur. Tabi elinizin sıkılığı, genişliği de önemli. Ona göre ayağınıza geçirip de ayarlayabilirsiniz. Evet, ip olarak patik ipi kullandım. Çiçeği içinde zümrüt yeşili ve mor kullandım. Çok da güzel oldu. Evet, hazırsanız sihirli halka ile başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halka yapamıyorum derseniz 7 ya da 8 zincir çekip başlayabilirsiniz. Tığ olarak da 6 numara 1,4 mm'lik tığ kullandım. Çiçeğimin ortasında da inci var. Dikebilirsiniz, dikmeyebilirsiniz. Böyle hoş bir hava kattı. Size kalmış. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve sihirli halkayla şöyle başlıyorum. Evet, böyle tutuyoruz. Parmağımın etrafına sardım. Çapraz şekilde tuttum. Sol elim alıyorum. Şöyle zincirle sabitledim. İki zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum bu halkaya. Şöyle arada çektirebilirsiniz. Evet, böyle bir dolayıp iki defa da çektiğim baştaki zincirle birlikte toplamda 13 tane trabzan yapalım. Evet, 13 tane trabzanımı yaptım. Şöyle ilk yaptığım zincirin tepesine tığ batırdım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 3 zincir çekiyorum, ilmeğimi genişlettim. Ortadaki ipimizi iyice çektirip düğüm atalım ki açılma yapmasın. Şöyle. Evet, ben iki düğüm atıyorum. Garantiye alayım istiyorum. İpin fazlasını kesiyorum. Evet, ikinci sıramıza geçtik. Bu sırada her bir trabzanın üzerine iki trabzan yapıyorum. 3 zincir çekmiştim. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın üzerine geçiyorum. Bir trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Birincisini yapıyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Her birine çift bataraktan sıramızı tamamlayalım. Evet, baştaki zincirle birlikte toplamda 36 tane trabzanım oldu. Şimdi ilk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Sıradaki trabzanın üzerine geçiyorum. Bir trabzan. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir tek, bir çift batacağız bu sırada. Tığıma doladım, sıradaki trabzana geçiyorum. Bir trabzan. Tığıma doladım, sıradakine geçiyorum. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bir tek, bir çift batıyoruz. Bir ileriye tek batıyorum. Bir ileriye iki tane trabzan yapıyorum. Bir tek, bir çift batıyoruz.
Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonunda 39 tane trabzanım oldu. Şimdi ilk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir çektim. 44 tane trabzan yaptım diğerini ben. Bunda da 44 olması için 39, yani 5 tane artırma yapmam lazım. Eğer ki daha büyük yapıyorsanız, dediğim gibi 38 numara ayak için yapıyorsanız 46 trabzan, tabii elinizin sıkılığı, genişliği önemli. 39-40 numara ayak için yapıyorsanız 38-48 trabzan yapabilirsiniz. Dediğim gibi siz yapar ayağınıza geçirsiniz, o şekilde de anlayabilirsiniz. Evet, 3 zincir çektim, tığıma doladım. 7.ye çift batacağım arkadaşlar. Her birine bir batarak devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7.ye 2 trabzan yapıyorum. Her birine bir batarak devam ediyorum. 1, 6.ya çift batabilirsiniz daha büyük yapmak için. Evet, 3 oldu. 4, 5, 6, 7.ye çift batıyorum. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. 44 tane trabzanım oldu. Şimdi ilk yaptığımın içine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Bundan sonra artırma yapmıyoruz. Her birine bir batarak devam ediyoruz. Dediğim gibi ayağınıza ölçebilirsiniz. Bu sırada da artırma yapabilirsiniz ayağınıza. Şöyle ucuna geçirip şöyle katlayıp o şekilde küçük geliyorsa bu sırada artırma yapılır, sorun olmaz. Eliniz sıkıysa. Evet, her birine bir batarak devam ediyoruz. Ben bunda kaç sıra örmüşüm hatırlayamadım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra örmüşüm. 5. sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. 6 sıra düz devam edelim. Benimle aynı yapanlar. Ayağı 39-40 numara olanlar bir sıra fazla örsünler. 38 numara için de ideal bu. Ama 39-40 diyenler için bir sıra fazla örerlerse iyi olur. Evet, dediğim gibi 11 sıra örüp döneceğim. Evet, 11 sıra ördüm. Şöyle sayarsak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. En son karşıya sabitledikten sonra 2 zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu çizginin altta kalmasını istiyorum. O yüzden kestim ipimi. Şimdi çevirdim. Sağ ayağı yapmak isterseniz arkadaşlar, sağ ayağı örmek isterseniz şöyle şuraya sabitleyin. Böyle bu şekilde. Ortada 12 trabzan bırakıyoruz. Git gel yapacağız. Sağ ayağı örmek isterseniz böyle git gel yapacaksınız. 12 trabzan bırakıp. Evet, sol ayağı yaparken de şöyle, neden böyle yapıyorum? Şurada çizgi oluşuyor arkadaşlar. Buradaki çizgi burada oluşur. Burada da çirkin görünmesini istemiyorsanız böyle benim gibi yapın. Ama fark etmez derseniz ikisini aynı şekilde örebilirsiniz. Evet, sol ayak içinde bir zincir çektim. Şöyle tutuyorum, bakın bunun altta kalmasını istiyorum. Şöyle tersinden başlayacağım. Şöyle şuradan. Hatta şöyle başlayayım çünkü bunun içeride kalmasını istiyorum. Buraya sabitledim. Şöyle bir iki zincir çektim. Ve trabzan yapıyorum. Her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Şöyle burada 12 trabzan bırakacağız. Dediğim gibi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 39, 40 numara ayak için örenler
13 bırakabilir. 13, 14 bırakabilir. Çok da açıklık olursa yan taraflar kısa olur. Evet. Şöyle geriye doğru 13. işaret koydum. Bu işaretlediğim yere kadar öreceğim. Tekrar sayayım. 3, 6, 9, 12. Evet, bu işaretlediğim yeri de öreceğim. Böyle her birini bir trabzan yaparak örelim. Evet, işaretlediğim yere kadar öreceğim. Evet, son işaretlediğim yerden de çengelli iğnemi çıkardım. Oraya da trabzanımı yapıyorum. Ortada 12 tanesini üzerine örmüyorum. Şöyle 3 zincir çektim, çevirdim. İlk trabzanı değil, ikinciye batıyorum. Trabzan yapıyorum. Böyle her birine bir batarak devam ediyoruz. 3 sıra öreceğiz arkadaşlar. Böyle git gel yapacağız. Dönüşte ilk trabzana batmıyoruz, zincir olarak kabul ettiğimiz için ikinciye batıyoruz. Ama bir üst sıraya geçişte sıranın sonunda zincirin üzerine mutlaka trabzan yapıyoruz. Bunu unutmayın. Evet, 3 sıra örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra örmüş oldum. Şöyle şuradan başlamıştık. Evet, buradan başlamıştık. Oraya gidiyoruz şimdi. Ne yapacağız? Bu bantı yapacağız arkadaşlar. 12 trabzanın üzerine 12 tane zincir çekiyoruz. Elimizi sıkı tutmayalım. Trabzan genişliğinde olsun. Sıkı tutarsak kasar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, 12 tane zincir çektim. Karşıya zincirin üzerine batıyorum. İlmeği aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Geri düz kısmını çeviriyorum arkadaşlar. Böyle şöyle devam etmiyorum. Şöyle çevirip bu şekilde devam edeceğim. Şöyle 2, sıkıca 3 zincir çekelim. 2, 3. Evet, sıradaki zincire trabzan yapıyorum. Şöyle zincirin yönünü çevirdim. Her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, böyle her birine bir batarak trabzan yapıyoruz. Evet, son zincirime de trabzanımı yapıyorum. Sonra her bir trabzana bir trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde 3 sıra öreceğiz. Evet, bir üst sıraya geçişi biliyorsunuz zaten. Böyle 3 sıra örelim. Sonra yan kısma geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra ördüm. 3. sıranın sonundayım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Ortada 12 trabzan bırakacağız. Buradaki gibi 12 trabzan bırakacağız. Bu yan kısma devam edeceğiz. Burada yaptığımız gibi. Şöyle dilerseniz yine işaret koyalım. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12.ye işareti koyalım. Böyle git gel yapacağız. Şöyle çevirdim. 3 zincir çekmiştim. Tersinden başlıyoruz. Şöyle aynı yere ben bir tane daha trabzan yapıyorum ki yan kısmı biraz uzun olsun. Yanındakine de iki tane batabilirsiniz. Bu yan kısmın biraz uzun olmasını istiyorsanız. Evet, aynı trabzanın üzerine iki trabzan yapmış olduk.
Sonrasında her güne bir batarak devam ediyorum. Sonuncuda da iki batacağım. Son trabzana battığım yere. Ona da iki batacağım. Evet, her birine bir batarak devam ediyoruz. Son 12 tane trabzan kalasıya kadar, yani işaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet, işaretimin öncesine kadar geldim. Ortada 12 trabzan bıraktık alttaki gibi. Bu son battığım yere bir trabzan daha yapıyorum. Sonrasında 3 zincir çekip çevirdim. Tığımı doladım. İlk trabzana değil, ikinciye batıyorum. Böyle baştakini zinciri trabzan olarak kabul ettiğim için her birine bir batarak devam ediyoruz. Evet, sol ayak daha zordu arkadaşlar. Zor kısmı gösterdim. Sağ ayağı da zaten bilirsiniz bunu ördüğünüz için. Nerede ne yapacağınız, dediğim gibi ona buradan başlayacaksınız. Yani düz kısımdan böyle git gel döneceksiniz. Karşıya zincir çekip 12 zincir çekip geçeceksiniz. Ve yine yuvarlak şekilde devam edeceksiniz. Yine aynı şekilde oluyor. Onun da buradan başlamış olacağız. Burada tersinden başladık. Onu da düzden başlamış olacağız. Takıldığınız yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Böyle düz bir şekilde devam ediyoruz. Hep git gel yapıyoruz. Eksiltme, artırma yok. Ne kadar öreceğiz? Şöyle ayağınızı ölçersiniz arkadaşlar. Hepimizin eli farklı, biliyorsunuz. Sıkı olabilir, geniş olabilir. Şöyle son iki parmak kalasıya, topuk arkasında iki parmak kalasıya kadar örelim. Son sırada şurada sık iğne yapacağım. Orayı göstereceğim topuk ortasında. Evet, dediğim gibi ben kaç sıra yapmışım, ben kendimkine de bakayım. Evet, ben 14 sıra örmüşüm arkadaşlar. 14 sıra örmüşüm ama 13 sıra öreceğim. 14. sırada size topuk ortasında sık iğne yapımını anlatacağım. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Son sıramı yapacağım. 14. sırayı. Şöyle yanlardan 14 trabzan ayırırsak ortada 6 tane trabzan kalıyor. Şimdi 14 tane trabzan örüyorum. İlkine değil, ikincisine batıyorum. Her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, hızlıca 14 tane öreyim. Siz de ortada 6 tane trabzan kalacak şekilde ayarlarsınız. Evet, saymadım ama şöyle 3, 6, 9, 12, 13, 14. trabzanı yaptım. Sonra 6 tanesine başına dolamadan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonrasında trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, son sırada bu şekilde yaptık. Evet, sıramızı tamamlayalım. Dikimini göstereceğim. Evet, sıramı tamamladım. Son sıramı. Şimdi dilerseniz iğneyle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz şöyle iç kısmı dışa gelecek şekilde çevirip böyle tığla ikisine bir bataraktan tığlayabilirsiniz. Böyle. Sık iğne de yapılabilir. Şöyle batıp ilmeği alıp ilmeği içinden geçirebilirsiniz. Böyle. Denk geliyor zaten trabzanlarımız. İkisine bir batarak. Evet, buraya kadar birbirine sabitleyelim. Sonra ipimizi keselim. Ağız kısmını yapacağız. Evet. Tamamladım. Ön kısmını çevirdim arkadaşlar. Arkası böyle oldu. Şimdi ipimi sabitledim. Sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. Böyle ağız kısmına. Şu alttan girerek batmayalım. Böyle trabzanların ya da zincirin içine batalım. Şöyle. Batalım ki ayrılmasın. Evet, bir sıra
Sık iğnemizi yapalım. Sonra çiçeğin yapımına geçeceğiz. Evet. Tamam, burada da her birine bir batacağız. Trabzanların. Yan kısmında gösterdim zaten. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sonuna geldiğim sık iğne sırasının. İki zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. İpimizi de içe doğru saklayalım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Çiçeği yapacağız arkadaşlar. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini de sizinle yapacağım. Şöyle kalsın şurada. Evet, çiçeğim için ipimi aldım. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk yaptığım zinciri başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Bu yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. 10 tane trabzan yapıyoruz baştaki zincirle birlikte. Evet, biraz elimizi sıkı tutalım. Trabzanların boyu kısa olsun. Ona tamamlayalım. Evet, 5 yapraklı olacağı için 10 tane trabzan yaptık. 6 yapraklı yapmak isterseniz 12 tane trabzan yapabilirsiniz. İlk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıradaki trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Yaprakların yuvasını yapıyoruz. Başına dolamadan battım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Ona da başına dolamadan batıyorum. 10 tane zincir çekiyorum yine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıradaki trabzanın üzerine başına dolamadan batıyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. 10 tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen yanındaki trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Yanındaki trabzana başına dolamadan batıyorum. 10 tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yanındaki trabzana başına dolamadan batıyorum. Yanındakine de batıyorum. Yine 10 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen sıradaki trabzana batıyorum. Yanındakine batıyorum. Evet. Yaprak yuvalarını hazırladık. Buradaki ilk yaptığım zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Alttan girip ilmeği aldım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. Doladım. Bir dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz artık. Bir oldu. İki. Üç. 10 tane yapıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 10 tane trabzan yaptık. Tığıma doladım. Çakma sık iğne yapıyorum yine. Alttan girip ilmeği alıyorum. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Bir çakma sık iğne. Bir tane de sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan batıyorum. Evet, yaprağımı hazırladım. Diğer yaprak yuvasına, zincir yuvasına geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. Doladığım bir tane de çakma sık iğne yapıyorum. Tek seferde çektiğim. Sonrasında 10 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 uç kısımlara doğru boyunu uzatabilirsiniz. 7 8 9 10 tane trabzan yaptıktan sonra bir tane çakma sık iğne, bir tane de normal sık iğne yapıyoruz. Sonra diğer yuvamıza geçiyoruz. Başına dolamadan batıyoruz. Bir tane çakma sık iğneden sonra
Yine 10 tane trabzan. Evet, bu iki yaprağımı yaptığım gibi diğerlerini tamamlayalım. Sonra kenarına gideceğiz. Evet, gördüğünüz gibi yaprakların sonuna geldiğim en son bu araya başına dolamadan batıyorum. İki zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Şöyle ipimizi de alta saklayalım. Evet, şimdi diğer rengimizi alıyoruz kenarına gitmek için. Şöyle bir zincir çektim. Bu ortaya batıyorum, bakın. İki yaprak arasından ortaya başına dolamadan batıyorum. Şöyle biraz sıkı tutuyorum elimi burada. Sonra buradaki çakma sık iğnenin tepesine başına dolamadan batıyorum. Her birine bir batarak devam ediyorum. Her birine bir sık iğne yaparak ilerliyoruz. Şöyle ortaya gelince ortaya aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Şöyle çok büzülmesin. Sonra her birine bir batarak devam ediyorum. Elimizi çok sıkı tutmayalım. Kasmasın. Evet, her birine bir batarak devam ettim. Sonuna geldiğim yaprağın ortaya yine başına dolamadan batıyorum. Biraz burada sıkı tutalım. Şöyle. Çeksin yani yaprağı. Sonrasında yine diğer yaprağa geçiyorum. Her birine bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Yaprağın tepesine gelince aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, yine ortaya şöyle şu şekilde giriyorum. Başına dolamadan batıyorum. Yapraklarım şeklini alıyor. Böyle. Sonra diğer yaprağıma geçiyorum. Her birine bir sık iğne yaparak yukarıya doğru ilerliyorum. Evet, böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün yaprakların etrafını gidiyoruz. Ortaya, tam ortaya iki tane sık iğne yapacağız. Evet, ortaya neredeyse geldik bile. Aynı yere bakın, iki sık iğne yaptım. Sonrasında her birine bir batarak devam ediyorum. Böyle. Bu kadar kolay. Bunu da bitireyim. Şöyle ortaya yine batıyorum. Bakın, bu şekilde sık iğne yapıyorum. Şöyle. Ve diğerine geçiyorum. Diğer yaprağıma geçiyorum. Sık iğne yaparak yukarıya doğru çıkıyorum. Evet, iki yaprağımız kaldı. Onları da tamamlayalım. Evet. Son yaprağımın da sonuna geldiğim, şöyle ilk yaptığım sık iğne, ortaya battım, sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle iki zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle ipimi alta doğru sakladım. Şimdi ortasını ince dikelim. Şöyle beyaz dikiş ipi aldım. Şöyle alttan yukarı doğru iğnemi çıkardım. İncimi alıyorum. Evet, bir daha sabitleyeceğim. İçinden bir daha geçeceğim. Evet, şimdi patiğimize dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle bu sol ayak olduğu için sol tarafa dikeceğiz. Şöyle
Bir üst sıraya geçiş, bakın burada çirkin diye ben o yüzden size sağ ayak sol ayak diye söyledim. Şöyle şuraya yine aynı ipimle dikeceğim. İnceye diktiğim ipimle. Şöyle alttan tam zemine inmiyorum. Böyle görünmeyecek şekilde şöyle yaprak aralarından tutturuyorum. Şöyle aradan geçiriyorum iğnemi. Bir yaprağıma bir patiğime batıyorum. Şöyle şimdi çiçeğimin yaprağına batıyorum. Evet, bunu buraya sabitleyeceğim. Diğerini de şöyle şuraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle sabitleyip döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Arhan Hanım Oya Modelleri kanalımda takip ederseniz çok memnun olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.